Ülkemiz zor bir dönemden geçtiği hepinizin malumu. Her birimiz sahip olduğumuz milli bilinçle omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğun farkında olarak Şanlı Türk milletinin zor zamanlarında görüş farklılıklarına rağmen Kuvay Milliye ruhuyla her zaman bir araya gelme geleneğine sahiptir. Yaşadığımız bu dönem zor dönemde şartlar bizi bu ruh ile İYİ Parti çatısı altında bir araya getirmiştir. İlçemiz ve Türk siyasetine katkı sağlayacağına ve güzel çalışmalar yapacağına inandığım bir yönetim kadrosuyla karşınızdayız, göreve başladık. Bizim siyasi anlayışımızın temelinde her zaman millet olacaktır. Milletimiz için faydalı olan bütün projelerin yanında olacağız, destekçisi olacağız. Milletimizin yararlı olmayan tüm projelerinde karşısında olacağız, eleştireceğiz. Bununla ilgili uyarılarımızın tamamını yapacağız. İskenderun ve Hatay'ı hak ettiği yere getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Bizim hedefimiz bütün İskenderun'u kucaklayacak, 250 bin nüfusu kucaklayacak bir harekettir. İyilik kervanıdır. Bizim kötülerle işimiz yok. Bu hareket zaten teşkilatın ötesinde millet bizi sürüklüyor. Her gün onlarca arkadaşımız gelip partiye üye olmak istiyor, görev almak istiyor. Bunu ifade edeceğim. Bir de belki hiçbir partide olmayacak bir demokrasi anlayışına sahip olacağız. Artık partilerdeki gibi defter bitti, kağıt yok. Efendim form yok, üye kayıt formu bitti gibi şeylere sığınmadan her gelene kapımız açıktır. En alttan en üste kadar bütün temsil noktasına seçilecek insanlar bu tespit de yapılacak. Genel başkanımızın namus sözüdür o. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ve demokrasinin ilk başlangıcı olan mahallelerden delege seçimine de hemen 10-15 gün içinde başlayacağız. Delegeler de ilçe yönetimini, arkasından il yönetimi, il de genel merkez yöneticileri seçecek. Ben 26 yıldır İskenderun'da yaşamaktayım. Mustafa Kemal Üniversitesi kurulurken Gaziantep ODTÜ'den buraya geldim ve mühendislik mimarlığın kurucu dekanı. Birçok fakülte, yüksek okul, konservatuvarda yöneticilik görevlerinde bulundum. Rektör yardımcılığı, genel sekreterlik görevlerini yürüttüm. 41 yılı aşkın bir süredir bilime, üniversiteye hizmet etmekteyim. Bilgi birikimi ve deneyimimi ülkem için kullanmak istiyorum. Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Bu yüzden ülkemiz için çok yararlı olacağını düşündüğüm İYİ Parti'ye destek vermek, onların safında yer almak üzere bu partide çalışmaya başladım. Semiray Üs, Mustafa Kemal Üniversitesi mezunuyum, lojistik bölümü. Uzun yıllar lojistik eğitmenliği yaptım. Bölgeye lojistik ara elemanları yetiştirmeye yardımcı oldum öğretmen olarak. Daha sonra o görevi bırakmak zorunda kaldım bir takım nedenlerden dolayı. Hatta lojistik üssü kurma çabalarımız falan da suya düştü siyasetten dolayı. Çok çok uzun yıllar önce, belki hatırlarsınız bilmiyorum ama YDH diye bir parti vardı. Başkanımız Cem Boyner'di. Orada Gençlik Kolları Başkanlığı yapmıştım. Çok uzun yıllar sonra da kıymetli büyüklerimiz var. İçinde bulunmamı istediler. Partimizin adı da İyi Parti, iyi şeyler olacak dediler. Genç enerjimizi vermek için bu yola çıktık. İnşallah güzel şeyler olur. Merhabalar, ben Deniz Kaya. Anneyim, tabii sekreterim. Memleketimiz için bir yola çıktık. Türk siyasi arenasında yapmakla sorumlu olduğu görevlerini yerine getirmekten aciz karakterler gördük maalesef. Ne İskenderun, ne Hatay, ne de Türkiye hak ettiği yere gelmiş durumda değil. Biz Cumhuriyet'in niteliklerini taşıyan aydın insanlarla yola çıktık ve bunun için mücadele edeceğiz. Elimizden geleni de yapmaya hazırız. Anne şefkatiyle İskenderun'a sarılacağımızı söz veriyoruz. Merhaba, Avukat Gülümser Ceylan Köle.
İskenderun'da 3 yıldır avukatlık faaliyetlerimi sürdürüyorum. Yeni, genç ve dinamik bir kadroyla İskenderun için çalışmalarımıza başladık. Her şey iyi olur umarım.